Merhabalar, Kofiş'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle akvaryumda azot döngüsü nedir ve su değişimi neden gereklidir? Bunlar hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. İlk olarak hikayemize balıkla başlayalım. Bir balığımız var ve bu balığımız da yem yediği sürece dışkılıyor. Suya bırakılan bu dışkılar suya amonyak salgılıyor ve amonyak ciddi derecede tehlikeli ve zehirli bir madde. Fakat filtremiz sayesinde ve filtremizin içerisinde bulunan bu yararlı bakteriler sayesinde amonyak parçalanıyor. Parçalanma sonrası nitrite dönüşüyor. Nitrit de zararlı bir madde ve balıklar için oldukça zehirli. Ancak farklı bir bakteri türü ise bu nitriti parçalayarak nitrata çeviriyor. Nitrat o kadar da zararlı değil. Ancak yine de bazı araştırmalar nitratın uzun vadede zararlı olduğunu gösteriyor. Peki nitrit ve amonyakta olduğu gibi herhangi bir bakteri nitratı parçalamıyor mu? Maalesef hayır. Nitrat sadece sudan fiziksel yollarla atılabiliyor veya bitkiler veya yosunlar kullanabiliyor. Bu işleme azot döngüsü deniyor. O zaman şimdi o soruya gelelim. Su değişimi neden gerekli? İşte tam bu noktada da aslında nitrattan bahsedebiliriz. Şimdi bir senaryoya bakalım. Haftalık 5 ppm nitrat üreten bir akvaryumumuz olduğunu düşünelim. Ve siz haftalık olarak %10 su değişimi yaptığınızı düşünelim. Birinci haftada 5 oranında nitrat varken %10'unu çıkardığınızda, 0.5 çıkardığınızda 4.5 kalıyor. İkinci haftaya 4.5 oranında nitratla başlıyorsunuz. Ve balıklarımız tekrardan 5 oranında nitrat üretiyor ve 9.5 nitratımız var. %10'unu çıkardığınızda 8.55 ppm nitrat kalıyor. Dördüncü hafta 15.476. Farkındaysanız her hafta %10 su değişimiyle nitrat artıyor. Ve 10. haftanın sonlarında yaklaşık olarak 40 ppm nitratımız var. Birçok kaynakta nitratın 10 ila 20 ppm arasında olması gerektiği söyleniyor. Şimdi bir başka senaryoya bakalım. Nitratımız yine 5 ppm olsun. Fakat haftalık su değişim miktarını %50'ye çıkaralım. Birinci hafta 5 oranında nitratımız var. 2.5 oranında nitrat çıkardığımızda 2.5 kalıyor. Bu şekilde tabloya bakarsak 5. hafta sonunda 4.84.375 ppm nitratımız var. Eğer bu hesabı kendiniz de yaparsanız göreceksiniz ki hiçbir zaman 5 ppm oranından daha fazla nitratı elde etmiyorsunuz. Tabii ki her akvaryum aynı değil. Bazı akvaryumlarda nitrat oranı farklı olabilir. Bazı akvaryumlarda yaptığınız su değişimleri %50 olmak zorunda değil. Belki de daha az su değişimleriyle siz yine 10 ila 20 ppm arasında bir nitrata sabit tutabilirsiniz. Ben su değişimi yapmıyorum diyen arkadaşlar da var. Ve bu arkadaşlar mutlaka akvaryumlarında yosun sorunuyla karşılaşacaklar. Nitratı doğal yollarla sadece bitkiler ve yosunlar kullanabiliyor. Eğer bir akvaryum ekosistemi içerisinde çok fazla nitrat varsa, doğa onu dengelemeye çalışacak ve mutlaka her tarafınızda yosunlar oluşacak. Şimdi olaya kısaca bakalım. Eğer sağlıklı bir filtreniz varsa zaten azot döngüsü gerçekleşecek. Ancak sonunda her zaman nitratımız kaldığına göre onu da mutlaka fiziksel yollarla dışarıya atmamız gerekiyor. Akvaryumlarımızda bitkilerimiz varsa bile yine de riske atmamalı, biz haftalık su değişimlerini ihmal etmemeliyiz. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.